2005'ten çıkamıyor musunuz? Takımınıza sürekli kötü oyuncular mı geliyor? Siz de mi lig atlamak istiyorsunuz? O zaman Dream Team tam size göre bir site arkadaşlar. Arkadaşlar dreamteam.gg sitesinden Dream Team'den kendi LoL takımınızı kurabiliyorsunuz. Veya bir takımınız varsa kendinize oyuncu bulabiliyorsunuz. Ayrıca şu anlık CSGO ve League of Legends için hizmet var. Diğer oyunlarda yakında açılacak, coming soon diyor. Şimdi öncelikle bizi LoL ilgilendireceği için LoL'dan başlayalım. Join as player, bir oyuncu olarak katıl diyoruz. Burada bilgilerinizi girip kendinize hemen bir hesap oluşturuyorsunuz. Ben burayı halledeyim. Evet, hesabımızı oluşturduk. Şimdi bize diyor ki sunucunu seç diyor. TR'deyiz ama West'teki şeyimizi seçelim. Zegabon yazalım. Validate diyelim. Hemen devam edelim. West'teki ligimiz plat 4'müş. Okey. Burada skill level kısmından ise kendi seviyenizi seçebiliyorsunuz. Liginizden bağımsız olarak. Just started. Oyuna daha yeni başladım demek. İkinci seviyede bronze 5'ten bronze 1'e kadar işte oyunu birazcık biliyorum kafasında. Böyle böyle seviyeler artıyor. Advanced, expert, amatör, Advanced Amatör ve Pro Amatör Professional'a kadar yani en düşükten en yukarıya kadar gidiyor. Bizim seviyemiz sanırım Advanced Amatör. Aynen, Diamond 5, Diamond 4, tamam 7'yi seçelim. Burada rolünüzü seçiyorsunuz. Şimdi bizim asıl rolümüz Jungle. Pardon, Jungle'ı şuradan seçiyorum. İkinci rolümüz de top lane zaten. Üst koridor onu seçtik. Tactical rol kısmında ise Drafter, Shotcaller ve Kaptan var. Shotcaller oyun içinde kararları veren, hadi beyler Baron'a girelim, hadi beyler Ejder'e girelim kafasında bir rol. Drafter ise yani şampiyon seçim, beyler işte 4 tank alın, işte Malphite alın, ben Yasuo alayım kafasında bir rol. Kaptansı zaten genel olarak bir takımın kaptanı demek. Drafter değil de ben kendime Shotcaller diyeyim. Birden fazla seçebiliyor muyuz? Aa, birden fazla seçebiliyormuşuz. Bir de Kaptan diyelim. Abartalım, ne olacak? Asıl amacımız eğlence için mi oynuyoruz, rekabet için mi oynuyoruz, yoksa profesyonel bir şekilde mi oynuyoruz? Eğlence için oynuyoruz. Biz genel olarak eğlence oynuyoruz. Öyle çok tryhardımız yok. Burada kendi profilimizi oluşturacağız. Şöyle bir avatar ekleyeyim. Bir profilim gözüksün abi. Şöyle kafamı da ayarlayayım. Tamam, şöyle cüt gözükmese de olur. Ayarlayalım. Chat. Tamam, güzel oldu. Ülkemiz Türkiye. Türkiye'yi seçeceğiz. Doğum tarihimiz 27 Haziran. June diye yazılıyor. İngilizce unutmuşum. 1998. Bildiğimiz diller. İngilizce seçelim. Bir de Türkçe'yi seçelim. Başka değil, bilmiyorum zaten. Cinsiyet olarak da erkeği seçip takım olmaya hemen başlayabiliriz. Yüklendi. Ha, tamam. Mailinizi doğrularsanız 3.7 kat daha fazla, daha hızlı takım bulabiliyormuşuz. Arkadaşlar, ben daha çabuk takım bulmak için hesabımı onayladım. Şöyle profilim de hemen sağda gözüküyor. Şimdi LoL için takım kurmayacağız şu anlık. Takım bulalım hemen. Hemen şöyle basalım. Şimdi 16.133 tane rol boşluğu varmış. Mesela şu en üstteki takım ormancı arıyormuş. Skill level olarak 1 ile 10 arası diyor. Bizimki 7 idi galiba. Yaş olarak da 1 ile 99 arası diyor. Da yani 1 yaşında olup da veya 3 yaşında olup da 90 yaşında olup da LoL oynayan varsa helal olsun, alkışlıyorum. Ama mesela bunun serverı, sunucusu bize uymuyor. North America diyor. Biz EU West istiyoruz. Şimdi ben böyle scroll'u böyle aşağı kaydırır teker teker tüm takımlara bakabilirim. Veya sol kısımdaki filtrelemede direkt kendime uygun, en uygun boşlukları, takımları çıkartabilirim. Mesela skill level olarak biz 5'ten yukarısına hitap ediyoruz. Tamam mı? 5 ve üstü. Hatta 10 bile fazla bize. 5 ile 8 arası yetiyor bize. Tamam. Primary rol olarak top ve jungle seçelim. İkinci rol olarak da yine jungle ve topu seçelim. Tactical rol fark etmez. Sunucu olarak Europe, West'i seçmemiz lazım. Avrupa, Batı sunucusunu seçmemiz lazım. Ülke fark etmez. Dil İngilizce olmak zorunda. Çünkü ben yabancı bir takım arıyorum mesela şu an kendime. Takım amacımız da rekabetçi olsun. Böyle sağlam bir takım bulalım kendimize. Mesela böyle arattığımız zaman tam böyle aradığımız seviyede takımlardaki boşluklar daha doğrusu karşımıza çıkıyor. Sanırım şu 5.3 veya işte şu 7 falan da oyuncuların ortalama seviyesini gösteriyor. Şimdi biz 7'ydik. Mesela biz 7'yiz, 5.3 bize uyar. Sıkıntı yok. Adamlar da zaten 4 ile 10 arası arıyoruz demişler. 18-20 yaş aralığında oyuncular varmış. Mesela buna başvurabiliriz. Hop, başvurdum. Başka bir takım daha bulalım mesela şöyle aşağılardan. Mesela bu takımda yine top lane ile jungler arıyormuş. 1 ile 10 arası 4. Bunun seviyesi biraz düşük kalıyor mesela bize. O takıma başvurmamıza gerek yok. Neyse, zaten bir tane başvurduk. Şimdilik yeterli. Bu takım boşluğu yerine direkt takım da arayabiliyoruz. Mesela burada direkt takımları da görebiliyorsunuz. Filtreleme olmadan.
Onun dışında mesela bana şu an bir tane mesaj geldi. İstedim, mesajlaşma özelliği de var. Takımın var mı kardeş demiş. Şu anlık yok diyelim, cevap verelim. Site üzerinden konuşabiliyorsunuz aynı zamanda. Şimdi siz bir takım sahibi olacaksınız diyelim, bir takım kuracaksınız ama oyuncu arıyorsunuz. Şimdi böyle benim az önce yaptığım gibi size başvurular da gelebilir veya direkt üstteki players kısmına basarak oyuncu bulabilirsiniz. Bizim arkadaş esnek geldi. Şu an müsait değilim. Sonra haberleşelim yazalım. Bak, sonra haberleşelim. Tamam. Abi siteye kayıt olur olmaz adam bana yazdı lan. Bu kadar hızlı işe yarayacağını beklemiyordum. Şimdi players kısmından direkt oyuncuları görebiliyorsunuz. Mesela burada yine aynı şekilde oyuncuların kademelerini de seçebiliyorsunuz. Mesela ben 7 ile 10 arası adam arıyorum diyelim. Hop, göster bana. Oho, direkt en başta ben çıktım. Mesela bir oyuncunun profiline girdiğiniz zaman ise şöyle aşağıdan en iyi şampiyonlarını görebiliyorsunuz. Oyuncunun yaptığı review, yani incelemeleri falan görebiliyorsunuz. Şu best champions kısmı gayet iyi olmuş. Mesela Kayn'da benim win rate'imi, kazanma oranımı gösteriyor. İşte Warwick Mastery vesaire vesaire. Yani oyuncunun özelliklerini bilebiliyorsunuz. Kör atlamıyorsunuz. Yani arkadaşlar, size genel olarak böyle cidden işinize yarayacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani sponsorlu video olduğuna bakmayın ama sizin yararınıza olacak bir site. Kayıt olmanızı öneriyorum. Bana destek olmak için de açıklama kısmındaki linkten veya yorumdaki linkten kayıt olabilirsiniz. Lütfen kayıt olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.